Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Çamkur Cebet Parkı'na gideceğiz. Bugün orada bir mangal video çekmeyi düşünüyoruz. Hem mangal yapacağız hem de size etrafı tanıtacağız ve Çamlıdere bölgesinde çeşitli gezilecek yerleri de bu videoda göstermeyi düşünüyoruz. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi Çamkur Tabiat Parkı'na gelmiş bulunmaktayız. Şimdi etrafı gezeceğiz, size buraları göstereceğiz. Burası daha çok kamp alanı diye de geçiyor. Kamp yapabilirsiniz burada. Kamp ücretsiz, evet, giriş de ücretsiz bu arada. Ama paralı yolu kullanırsanız nasıl gelineceğini bilmiyorum ama parasız yol gerçekten çok kötüydü. Yani bildiğiniz off-road deneyimi yaşayabilirsiniz ücretsiz şekilde. Başka size söyleyecek olarak ne söyleyebiliriz? Etraf bu şekilde, güzel doğal bir yer ama acayip rüzgar var. Yani çok rüzgar var. Yani girdiğimizde şu an üşüdük yani. Hava 21 derece gösteriyordu ama gerçekten soğuk. Ve yolda çok köpek göreceksiniz. Burası gerçekten çok fazla köpek barındırıyor. Zarar vermiyorlar. Hiç yani havladıklarını falan görmedik ama internette yorumlarda kamp yapanları öyle biraz ürküttüğünü söylediler. Ama bizle alakamız yok, zaten kamp falan yapmayacağız, evet, biz. Evet, şimdi kendimize mangal yakabileceğiniz bir yer bulacağız. Ondan sonra eşyalarımızı oraya taşıyacağız. Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir yer seçtik kendimize. Arkası böyle manzaralı. Yanımızda da şöyle bir ağaç ve bankımız var. Şuraya da tripodumuzu koyduk. Burada zaten ateş yakmışlar. Burada ateşimizi yakarız. Şimdi piknik sepetlerimizden eşyalarımızı çıkarmaya başlayalım. Evet, ben önceden hazırlığımı yapmıştım. Piknik sepeti hazırlamıştım. Bunları şimdi çıkaralım. Evet arkadaşlar, işte bizim mangal yaptığımız yer burası. Buradan gözüken manzarayı da şöyle yavaşça göstereyim. Önümüz böyle uçsuz bucaksız. Evet, Çamkur Tabiat Parkı'na geldiğimizi söylemiştik. Buraya mangalımızı kurduk. Mangalımızı yapacağız. Biz burayı farklı hayal ediyorduk aslında. Gölet var. Hani göletin etrafında mangal yapacağız zannediyorduk. Ama öyle değilmiş. Burası sadece mangal yapılacak alanmış. Gölete giderseniz gölün kenarına mangal yapamıyorsunuz, ateş yakamıyorsunuz. Burada da yerden yüksekte ateş yakmak zorundasınız. O yüzden mangal yapacaksanız buraya gelip en sonunda çayınızı kahvenizi içmek için de gölete doğru gidebiliriz. Zaten biz buradan sonra gölete gideceğiz. Burada kamp da yapılıyor. Hatta burada yapanlar. Evet arkadaşlar, kamp yaptı mesela orada, kamp çadırı. Tavuklar geldi. Evet. Mangalcı başardı, tavukları getirdi. Hop, ters aç. Yani yeme de yanında yat. Evet, yedik içtik. Şimdi etrafı toparlayıp hayvanlara bir su koyup şuralarda bir çeki düzen verip gideceğiz. Göl tarafına gidip çayı demleyeceğiz.
Orada bir çay keyfi yapmayı düşünüyoruz kamp sandalyelerini kurup. Siz de geldiğiniz zaman burada mangalınızı yakıp sonra göl tarafına geçip çay kahve yani terdinize bağlı ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Burayı beğendik. Ben olumlu düşünüyorum. Bence de güzel. Sakin, sessiz. Evet. Öyle çok içkici falan da hiç yok yani. Rahat rahat yedik burada içtik. Kimse de rahatsız etmedi. Köpekler falan da hiç rahatsız etmedi. Hani onlar bakın burada beraber bize eşlik ettiler. Yediler içtiler. Beraber yedik içtik. Şimdi gideceğiz. Evet. Evet. Geldik göle. Gölün girişi şuradan şöyle geldiğiniz zaman giriyorsunuz. İçeriye araba sokmuyorlar. Biz de merak ettik yani bir sürü eşya taşıyacaktık normalde ama dedik yani gerçekten değiyorsa bari taşıyalım çünkü biraz yürünmesi gerekiyormuş. Bu şekilde yürüyeceksiniz. İçeride video çekmek için 2000 lira istediler. Biz de verdik diyorum. Ama asıl şeyi onu öğrendik. İşte düğün fotoğrafı, sünnet videosu falan filan. Sünnet videosu ne ya? Neyse orayı boş verin. O olmadı. Sünnet. Yani işte fotoğraf çekimi 200 lira, video çekimi 2000 lira. Biz amatör olduğumuz için bence gerek yok. Telefona da video çekmeye 2000 lira veren bir insan tanımıyorum ben. Evet şimdi göle geldik. Ben daha farklı bir şey hayal ediyordum. Böyleymiş. Şu an kararsız kaldık. Hani eşyaları buraya taşıyıp gelsek mi diye düşünüyoruz. Bence taşımayalım, başka bir yerlere gidelim diye düşünüyorum ben de. Şöyle bir içe kadar gidelim biz. Oradan bir video, fotoğraf falan bir şeyler çekeriz kendimize. Aynen. Sonra devam gösteririz. Ki. Şimdi gölün dibine yaklaştık. Yakından bu şekilde arkadaşlar. Yani siz bilirsiniz. Gösteriyoruz. Gelip gelmemek sizin tercihiniz tamamen. Yani bilemedim ben. Yani çok güzel yani aynen. Güzel ama çok eşya taşıyacaksınız yani. Aynen. Bence bilmiyorum o kadar taşımaya değer mi? Ya sonuçta şurada oturup ben çay içeriz falan diye düşündüm de buraya bunları taşıması bayağı zor olacaktır. Arkadaşlar şimdi Çamlıdere merkeze geldik. Buradan da neredeyiz şu an? Nimet Hayır Akıbet şey Ali Semer bilmiyorum nerede. Şu an içeri girdik. Etraf bu şekilde. Böyle çeşitli mağazalar var. Yemek, yemelik ya da çay kahve içebilecek yerler de yerler var. De var. Hediyelik eşya alabilirsiniz bunu. Ve buradan da büyük ihtimalle türbe girişi gibi bir yer. Anladığım kadarıyla. Çamlıdere'nin içinde gezecek yerler deyince çıkan yerlerden biri de buraydı. Manzarası da böyle arkadaşlar. Şöyle bakalım. Seyir terasları mevcut. Şöyle gördüğünüz üzere. Burada da çay kahve içecek yerler var tabii ki. Burada manzara eşliğinde çay kahvenizi için. Evet burası da müzesi. Şeyler olur. Aynen. Burası da böyle bir müze arkadaşlar. Gelmek istediğiniz olursa bilgilendirme amaçlı. Arkadaşlar şimdi Çamkor'dan çıkıp Aluç Dağı'na geldik. Yani çay keyfimizi burada sürdürmeyi tercih ettik. Çünkü daha deminki videoda da gösterdiğimiz gibi göletin kenarı orada hani oturmaya uygun değildi. O yüzden biz burayı tercih ettik. Hem de merkezi gezmiş olduk buraya gelirken. Siz de eğer hani ormanlık alan burası bu arada kamp yapabiliyorsunuz, mangal yakabiliyorsunuz, göleti yok. Yeşil ihtiyacınız varsa, doğaya çıkmak istiyorsanız buraya tercih edebilirsiniz. Yani normal ortalama bir yer. Tercih sizin. Bugün Çamlıdere'nin son videosuydu. Bu videoyu haftaya falan atarız. Yani bir hafta önceden çektik bu videoyu. Tarih 7 Nisan. Arkadaşlar. 7 Nisan'da buraya geldik. Güzeldi, beğendik. Gelmenizi öneririm. Bu video umarım sizin için bir fikir olmuştur. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.